Malatya maçı, Malatya takımının başkanının konuşmaya hakkı yok. Malatya spor başkanının konuşmaya hakkı yok. Niye biliyor musun? Hani o var ya Galatasaray, hani bu işin başlangıcı Galatasaray-Konya maçı. Hı hı. Neydi o iki hakem? Hı hı. Hani var ya. Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek'le şey. Onların bitiminde Ali Koç, Fikret, Beşiktaş Başkanı, en başkan, Başakşehir Başkanı ile beraber oturup o kağıda imza edenlerin bir tanesi bu. Hmm. Hocam o zaman o imzayı atıyorsan şimdi konuşamayacaksın. Başkan istiyorsan bağlan tartışalım. İstiyorsan bağlan tartışalım. Senden neler konuşuruz karşılıklı. Ee, bu arada attığın silahla vurulursun. Hocam, hocam işte e, birkaç gündür, birkaç gündür derken birkaç haftadır işte kimi pozisyonları konuşuyoruz. Hemen akabinde e, bir başka birebir benzerinde farklı konu, e, konu çıkıyor. Konuştuğumuz her şey örtüşüyor. Ertesi gün bir maç yine aynı şey. Kimi zaman pozisyon oluyor bu. Kimi zaman bir söylem oluyor. Kimi zaman bir olay oluyor. Ama gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir özelliği vardı hocam, ya. Hocam, çıkıyor yani ortaya. Hocam bizde görüntü olsa mesela Fener Mabiri Hoca, Beşiktaş Mabiri Veli, Galatasaray muhabiri, Hüseyin, televizyoncu ben Ali. Yemin ediyorum sana şeye girerim makine dairesine bütün görüntüler alırım. Emre ya söylesene pozisyonlar aklında kalanlar not, not al derim ama aklında kalanları söyle. Öteki aklında kalanları söyle oynatırız. Hepsini beraberce alırız 5-6 kişi. Uğraşırız bir hafta. En sonunda Baba filminin müziğini koyarım. <laughs> bir oynatırız. Millet bir keyif alır biliyor Oscar musun? Oscar'lık olur mu? Ne o konuşabilir ne ben. Ne de sen. Hoca ne ben konuşabilirim. Ne o konuşabilir ne de başkası diye biliyor musun? Gerçeği görüntü Yorumsuz. veriyor. Zaten Yorumsuz. Bir, şey bir de Baba filminin müziği var ya anam Ha tayinler falan dahil buna var ya anam anam var o, ya şaşırırsınız ya o dersiniz, şöyle, ki, dersiniz, kim ki, dersiniz ki dersiniz ki dersiniz ki ha bu nasıl iş lan bu Türkiye'de verin yapayım yalnız özetleri verin bu seneki yapayım size bir 20 dakika ya fazla değil 20 dakika aşağıda gireceğim <laughs> evet evet ondan sana soracağım ama. Diyeceğim ki Fener'in lehine aleyhine. Bizi dur teliften götür. Galatasaray'ın <laughs> lehine aleyhine. Beşiktaş'ın lehine aleyhine. Trabzon'un lehine aleyhine. Çağıracağım. Arkadaşlar getirin. Tayinleri alacağız. Getirin. Oynatacağız. Hepinize olur alacağım ama Yani bunu koyalım mı koyalım. Bunu oynatalım mı? Doğru mu? Doğru. Altı kişi, yedi kişi. Koyalım. Müziği koyacağız arkasına. Oynatacağız. Zaten ne olacak biliyor musun millet haylar? Lan biz de kerizmişiz lan diyecekler. Lan biz bunları seyrettik. Biz aptal mıyız ya bu yayıncı kuruluş filan? Offsite'lar mı off hepsini alacağım o çapraz zaman filan. Geçen de şey dedin. Filan var ya. Çizgileri falan. hepsini alacağım var ya. Ama konuşma yok ha yorum yok. Alacağız müziği beraber yapacağız ya. <laughs> yani sen gelip de bana hoca ya bu Fener'in burada. niye almadın Öteki değildir? diyecek ki Galatasaray'ın niye olmadı ya filan. Öteki bilmem ne filan yok öyle hikaye. Kimseye söyleyecek laf kalmayacak yani. İsterseniz yapılan yorumları da alırız başka yerlerden. Acaba nasıl yapıyorlar? Oscar'lık olur o film. Oscar'lık olur. Geçen hoca şey demişti ya. Ankara Gücü'nün yayıncı kuruluşu tekrar göstermedi bir hafta boyunca. Evet. Hakikaten baktım göstermiyor biliyor musun? Göstermiyor. göstermiyor, göstermiyor. ya hocam İnanılmaz de, bir şey de, ya. Kaç kere şirkete geldi ne zaman gösterdi? Ama doğru söylüyor. Ya sanıyor. yine yok falan diyor. Ben, de diyorum, hoca, ben ne diyorum hocam? Ben, diyor de arkadaşım birine yok, dedi yok, dedim yok. ki bak yok. şimdi göreceksin pozisyon Hangi pozisyon Erman? maç seyredin bak şimdi gelecek dedim. Aa yok. Lan bir daha dedim gene yok. Yok yok vermediler. Bütün hafta boyunca vermediler. Evet. Evet. Çok ilginç değil evet. mi? Sonuçta böyle ya da böyle iptal edilen bir gol yani. Önemli pozisyon olarak geçmez mi? Yılların televizyoncususun. Kuzuların sessizliği. Ya, <laughs> onu da açayım istiyorsan. <laughs> Filmden gittik bugün. Yani ya Şunu da artık söyleyelim. Bütün bunları yaparken <laughs> bu yorumlara bak ya ben kendi üzerime söyleyeyim. Bana Fenerbahçe Malatya'dan fazla lazım. Bana Galatasaray Ankara'dan fazla lazım. Herhalde hocam yani bak, onun şüphesi bana yok. Bana Beşiktaş Rize'den fazla lazım. Lazım ya. Bunlar çünkü seyircili falan takımlar. Yani bunları derken bunların yöneticileri aptal aptal insanlara beyanat verip bunlar düşman falan diyorlar. Lan ben ayağımı kurşun sıkar mıyım? Bugün Fener Galatasaray yarışmada yoksa, yalnız Trabzon Başakşehir varsa, Beşiktaş yoksa bana yaban geliyor. Hepsi beraber oldu mu ne güzel olur ya. Ne güzel olur ya. Kafa kafaya şöyle değil mi? Evet. Tabii. Birer puan Son arayda. iki hafta çıkmış Fener, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir ne güzel olur ya. Kadınla ben geri zekalı mıyım? Ayağıma kurşun sıkayım. Seni dışarıda bırakayım. Bak. Ama bunlar seyircilerine kendi kabahatlerini örtmek için bu bizim düşmanı o öteki düşmanı öteki. Lan yok öyle bir şey. Lan ben ayağıma kurşun sıkar mıyım? Benim elini impetimsiniz lan. Futbol seyircisinin %50'si şu anda maçlara bakmıyor evet. biliyorsun. Fener Galatasaray yok. Haklı %50'sidir mi? yani. Şimdi bir yandan da arkadaşlarım Trabzon'dan değil mi? O diğer görüntü bakıyorum. Trabzon'dan da görüntü geliyor. Trabzonspor, Spor, Ankara Gücü maçının başlamasına da sadece 10 dakika kaldı. Bir bağlanabilecek miyiz Ahmet'e? Bizi oradan şöyle bir atmosfer anlatsa. Girdi mi içeri artık? Tamam. E, o da seyredecek maçı. Yani oradan içeri girip tekrar dışarı çıkmak sıkıntı. Maçtan bir de, bir de, sonra bir de şey soracağım yani şu maçla ilgili. Notlarımın arasına almışım da onu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü bir dahaki programda daha çok Trabzon konuşacağımız için. Evet. Burada Fenerbahçe'yi bitirelim istiyorum. Konuşuruz canım yani orada şimdi da. Şimdi yani 5 yaşa bakıyorsun Sergen Hoca. Bir iki tane böyle genç monte etmeye çalışıyor önümüzdeki yıl için. Ha Bir de sağa içine daha hayır da özellikle Fenerbahçe'ye. Sözleşmesi, sözleşmesi devam eden mesela Caner'i oynatmıyor. Çünkü önümüzdeki yıl olmadığı için. Caner'le zaten kesin olarak anlaşılmayacağı belli oldu. Oraya Rıdvan'ı koydu mesela. Çocuk da takır takır bakıyorum her hafta üstüne koyarak gidiyor. Bir yeni bir sol bek yetişiyor. Bu hem Beşiktaş için kar, hem bir takım için kar, Türk futbolu için kar. Bir, bir şeyler yapmaya çalışıyor. En azından diyor bir iki tane oyuncuyu göreyim, ısrar ederek göreyim diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir daha çok şansı var yukarısı için Beşiktaş'ın mı? Beşiktaş'ın. Abi Fenerbahçe'nin hiç böyle altyapısında genç, gelecek vadeden diyebileceğiniz bir tane oyuncusu yok mu Allah aşkına ya? E, Valla şu yedekler arasında bir tek Ömer var. Ömer ya, Faruk. Ya Ömer Faruk. dedi. Valla Ömer Faruk. Ömer Faruk diyoruz başka bir şey demiyoruz. Yok ki zaten başka bir genç. Ya yani, hiç mi yok? Koskoca derazlı bir organizasyon altında. yok mu? Geçen sene oraya bir adamlar getirdiler. E, sürekli diyorsun, değişiyor düşün... yabancısı, yeryüzüsü. Tamam getirdiler de yani. Bir tane mesela stoper yok mu abi? Bir tane stoper yok mu var ki? Var işte olan Juventus'a gidiyor. Bizi gö bizi görmeden. <laughs> Tabii. Kadıköy'e geçmeden Juventus'a gidiyor. gidiyor. Şimdi arkadaş oraya... Gustavo'yu koyuyorsun. Jay'ı sonu koyuyorsun. Sürekli oralarda bir deneme yapıyorsun. Allah aşkına bir tane genç koy da genç yüzünden gol yesin Fenerbahçe'ye. Değil mi? Bir tane genç yüzünden de bir maç kaybedelim. Fenerbahçe bir maç kaybetsin. Diyelim ki biraz ısrar et. Şurada 4-5 hafta kalmış. Israr et. Zaten Fenerbahçe'nin pürbali ortada. Bugün Malatya Spor 10 kişi kalmasaydı sence maçın sonucu ne olurdu? Tabii bilinmez. Yine Fenerbahçe'de kazanabilirdi. Fakat ben böyle olacağını zannetmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Dolayısıyla şu gençlerin üzerine en azından şu kalan haftalarda birkaç tane genç üzerine gidilmesi taraftarıyım ben. E, hocam Trabzonspor Ankara Gücü maçına ilişkin artık dakikalar kaldı. Bir iki kelam da oraya yönelik yapalım. Trabzonspor e, bir yandan kadrolar da aşağıdan geçiyor. E, ne dersiniz? Ankara Gücü açısından da Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ya, için olduğu kadar Zor maç. Zor maç abi zor maç Trabzon'da. Yani zor maç. Geçen haftanın o moral bozukluğu falan var. Zor maç arkadaş. Geçen hafta yediler. Çıtır çıtır yediler. Tabuğun budu gibi böyle aldılar Ankara gücünü yediler abi hep beraber. Attılar bir kenara. Bugün e, Uğurcan ve Sosa da kadroda. E, oynayıp oynamayacakları konusunda soru işaretleri vardı. İkisi kadrodalar. Ekuban'ı çıkartmışlar. Ekuban, çıkartmış e, Ekuban değil mi? yok e, ilk 11'de. E, yedekler arasında ben şu anda göremedim. Liste önümde değil. Ee, ama Uğurcan e, son e, taktik antrenmanda yer almıştı bugün ilk 11'de Sosa da uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuştu. Ekuban sakat değilse artık Sosa efendim, efek yok. Sakatlığı nedeniyle çıkartılmış hocam? Ankara gücüne de bakalım Ankara gücünün kadrosuna da Ankara gücünün kadrosuna da bakalım Pazdan ve Kulusiç oynuyor. Ekuban 18'de yok. 18'de yok. Evet. Sakatlı da oysa e, şey Kuban 18'de yok. Ee, o da önemli bir eksiklik. Origil var ileride. Scaglione, Gerson. Jovanice de iyi oyuncu ya bu kanatta. Fatih ile Sedat ortada. Sedat da yılların oyuncusu. Atilla, Fazlan Kulisic tandemde. Pinto kenarda. Ankara gücü de böyle bir kadro öyle çıkmış. Yani... Onlar için de tabii son derece önemli, son derece kritik bir maç Ankara gücü. 24 puanda Trabzonspor, 57 puanda Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği haftada. Bakalım nasıl bir 90 dakika bekliyor bizi. scoreboard size bu karşılaşmanın heyecanını her yönüyle aktaracak. Devre arasında Erman Hoca ile biz karşınızda olacağız. Maç bitiminde de takım oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aspor'dan ayrılmayın efendim.